Konumuz ne olacak arkadaşlar? Önce kaynağımızı söyleyeyim. Kimya-i Saadet, İmam-ı Gazali'nin kitabı Kimya-i Saadet. Biliyorsunuz İmam-ı Gazali 1111 yılında vefat etmiş. 60'lı yaşlarda herhalde. 1054 yılında, 1056 yılında ya da doğmuş. Yani şu elimizdeki eser 1000 yıllık bir eser. Yaklaşık 1000 yıllık bir eser. Şuna dikkat çekeceğim. Ben özellikle tasavvuf noktasında İbn-i Arabi'yi okuyarak başladım bu işe. Sonrasında İbrahim Hakkı, şimdi işte İmam-ı Gazali, işte Abdülkadir Geylani. Hepsini okuyorum. Farklı yüzyıllarda yaşamış. Ancak manevi olarak keşif ehli oldukları için aynı mevzulardan bahsetmişler arkadaşlar. Şimdi günümüzde bir kitap okuduğunuzda, yine benzer bir kitabı okuduğunuzda bazen diyorsunuz ki acaba alıntı mı diyorsunuz. Mesela İbn-i Arabi ile, yani 1111'de vefat etmiş, 40-50 yıl sonra İbn-i Arabi doğmuş İmam-ı Gazali'den sonra. Mevzulara bakış açısı, yaklaşım aynı. Birbirlerinden öyle bir zamanda belki haberleri bile hiç olmadı. Bilemiyoruz, öyle bir süreç. Şimdi peki konu ne? Konu, şimdi ben yaklaşık işte 2-3 aydır doğum haritası okumaya başladım. Hani astrolojiyle ilgili bilgilerimi paylaşmaya başladım, daha doğrusu danışmanlık vermeye başladım. Tabii ki bu süreçte şunu alıyoruz. Dini hassasiyet olan arkadaşlar özellikle diyorlar ki ya hocam bu doğru mudur, caiz midir? Yıldızlar... Bir kısım şöyle söylüyor. Yıldızlar bu kadar hayatımızı hükmedebilir mi? Yani bir Merkür retrosu benim ne alaka? Bir Mars'ın işte ikizler burcuna geçmesiyle ne olacak gibi. Ya da bütün bunları bağlamak yani haşa Allah'a şirk değil mi gibi. Bunun gibi sorular. Bunu çok güzel anlatmış. Ben kendim ifade edecektim ancak İmam-ı Gazali'nin şimdi burada bu ifadeleri görünce dedim ki ben değil o konuşsun. Ben ona tercüman olayım dedim ve bu yayını açtım şimdi. Kısacık bir yayın olacak ama faydalı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Burada sadece yıldızlar değil, her şeyi tabiata bağlayan, soğukluğa, sıcaklığa bağlayan, tabiat dediğimde insanın maddi unsurlarına bağlayan, hani işte soğuk algınlığı, işte dışarıda çıktın, rüzgar çarptı, hasta oldun. Şimdi İşte Mars'ın ikizlere geçmesiyle aceleci bir ruha bürünürsünüz. Aman dikkat edin, fevri olursunuz demekle rüzgara çıktın, işte sırtın terledi ve rüzgara çıktın, arkasından tabii ki hasta olursun demek arasında bir fark yok aslında arkadaşlar. Yani biz ama buna o kadar çok alışmışız ki kimse bunu söylerken şirk koşmaktan korkmuyor. Ya da kimse bunun acaba bunu, bu doğru mu demekten çok korkmuyor. Değil mi? Diyoruz ki işte fazla işte güneşte durdum, tansiyonum düştü. Çok şekerliydim, şekerim çıktı. Bakın, yediğim bir unsur benim bedenime girdi, şekerim çıktı. Ya da çok yağlı yedim, kolesterolüm işte yükseldi, damarlarım yağlandı. Şimdi bu hiçbirimizin aklına, mantığına ters gelmiyor. Ve diyoruz ki evet bu var. Ama kimse demiyor ki ya bir şeker beni hasta eder mi? Ya da arkadaşım yediğim bir yağlı şey beni hasta eder mi demiyor. Ama yıldızlar ya da gezegenlerin ya da burçlar burçlarda işte o gezegenler gökyüzünde gezip dururken burç değiştirdiğinde insanın ruhi haliyetini değiştirdiğini, hatta evrensel olarak manyetik alanı değiştirdiğini söylediğimizde insanlar diyorlar ki ne alaka? Yani yediğin bir bal senin şekeri nasıl yükseltip sağlığını bozuyorsa, işte orada bir Mars-Uranüs kavuşumu olduğunda da sen burada bir bozulma yaşıyorsun. Neden? Çünkü bütün kainatla alakadarsın. Kendini hiçbir şeyden soyutlayamazsın. Çünkü sen aynen o yediğin yemek madde unsuru nasıl maddi bedenini etkiliyorsa ve bu sonrasında bir hastalığa ya da sağlığa neden oluyorsa, gökyüzündeki o semadaki 7 kat semanın altındayız biz. Onların herhangi birinde bir meydana gelen bir hareket de senin manyetiğini, ruhsal alanını etkiliyor ve sen dolaylı olarak etkilenmeye başlıyorsun. Hani direkt şeker yiyip tansiyonun yükseliyormuş gibi gözükse de belki oradaki işte Mars'ın Uranüs'le etkisi de seni hasta edip kalp krizi geçirmene sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki soru şu. İmam-ı Gazali çok güzel anlatmış bunu. Evet, şimdi orada diyor hata olan şudur. Hani bizler dedik ya, önce dediğim gibi ben hep bunu söylerim. Yani
İşte bilmem ne şu doktora gittim, iyileştim. Buradaki şirk, buradaki de şirk. Ben eğer o şifayı doktordan biliyorsam ya da Emine Hanım'a gittim, bana şöyle iyi geldi. Bakın şimdi, buradaki konu ayrım ne biliyor musunuz? İşte gittiğim doktor buna vesile oldu. İşte gittiğim şu kişiyle yaptığımız görüşme bana iyi geldi. Bana iyi geldi ancak bana iyi gelmesin noktasında bunu yaratan Allah'tı dedikten sonra sıkıntı yok. Ama ben bütün meziyeti Emine'ye, Ayşe'ye, Ahmet'e, Mehmet'e veriyorsam ya da Mars'a, Güneş'e, Yıldız'a veriyorsam ya da içtiğim işte portakal suyuna ya da yediğim tereyağına veriyorsam burada sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi o yüzden buradaki böyle bir aslında uzun bir hadise ama ben böyle minik minik alıntıları okuyacağım. Diyor ki insanlar hakkında görüş ayrılıkları var ve aslında her biri de kendine göre haklıdır diyor İmam Gazali. Çünkü herkes varlığı bir yönüyle tanıyor. Ben bir varlıksam bu varlığımın kaynağında bir maddi bedenim var, bir de ruhum var. İki yönüm var. Ve diyor ki hatta üç yönüm var, hatta dört yönüm var. Yönlerim çok. Ancak biz şimdi bu açıdan bakacak olursak. Diyor ki değişik görüş sahipleri var. Mesela burada tabiatçılar ve müneccimler olarak ayırmış. Hani yıldız ilimleriyle uğraşan kişilere müneccim denir arkadaşlar. Necim yıldız demek. Tabiatla uğraşan mesela tıpçılara da tabi ya da işte tabiatçılar denir. Tabiat bazen hani tamamen her şeyi maddeye bağlayan kişilere tabiat perest denir. Tamamen her şeyi ruha bağlamakta da sıkıntı var. Ama diyor onlar da ruhlar aleminden. Bak diyor ki mesela birçok insan madde aleminden yükselip maddenin dışında bazı şeylere erişip muayyen bir derecede kavuşur. İnsan diyor madde aleminden yükselir ve maddenin dışına çıkar. Ama bir süre sonra o yükselme yolu kapanır. Nurlar alemi olan ruhlar aleminde bunun gibi sayısız geçitler vardır. Ruhlar aleminde yürüyenlerin dereceleri farklı farklıdır. Her bir insanın istidadı vardır arkadaşlar buna. Yani bu peygamberlere verilmiş bir meziyet değildir. Sizin de bir ruhunuz, bir bedeniniz olduğuna göre bizler de ruhlar aleminde manevi alemlere ne yapabiliriz? Erişebiliriz. Ruhları görebiliriz. Onlarla konuşabiliriz. Ben hep bunu söylüyorum. Kendi ruhsal tarafımızla irtibata geçebiliriz. Her şeyin ruhsal mekanizmasını görebiliriz. Ne fayda sağlayacak bize? Kendimizin farklı boyutlarını göreceğiz. Farklı boyutlarda kendimizi besleyeceğiz. Sadece maddi unsur olarak gördüğümüzde maddeyi beslemek peşinde yaşıyoruz. Bu hayatta sanki yiyeyim içim, işte ne diyelim, üreyim, boşaltım yapayım, sindirim yapayım, gideyim. Çünkü maddenin yani hayvani nefis dediğimiz bedenin isteği bu. Fakat ruh bunu söylemiyor. Ruh zaten kendi diliyle de bunu söylemediğini bize anlatıyor. Ama bazıları diyor o kadar çok perdelenmiştir ki bu ruhsal mekanizmadan sadece maddeden ibaret görür. Evet şeker yedim, şekerim yükseldi. Şekerim yükselince işte kalp damarlarım zayıfladı. Sonrasında da işte bu sıkıntıyı yaşadım. Ya da işte ne diyelim soğukta kaldım. Ciğerlerimi üşütmüşüm. İşte solunum yolu hastalığına vardım. Baktığınızda evet sebep, evet sonuç. O zaman demek ki neden bu diyoruz. Fakat diyor ki mesela maddeciler buradaki tabiatçılar maddeyi sıcaklık ve soğuğa havale etmeleri tamamen yanlış değildir tabii ki. Çünkü bu yaşanılan bir mekanizma. Sıcaklıktan, soğukluktan. Bu aynı zamanda mizaçlar aslında. Mizaçlardan bahsediyor burada ama. Eğer diyor soğukluk ya da sıcaklık ya da yediğiniz, içtiğiniz size faydalı da olabilir, zararlı da olabilir. Nitekim bu bir gerçek. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Ancak diyor tabiatçılar, yani her şeyi maddeye bağlayan insanlar şu yönden yanılmışlar. Kısa görüşlü olmaları sebebiyle eşyanın ahvalinden haberdar olmayıp birinci merhalede kaldıklarından hararet ve burudeti, yani sıcaklık ve soğukluğu birer müstakil asıl sayıp başka kuvvetin emrinde olduğunu anlamamışlar. Yani madde bedenim benim birinci mertebe arkadaşlar ve diyor ki bu tabiatçılar ya da tıp ehli ya da her şeyi maddeye bağlayanlar. Hani bizler biliyoruz hani insanlar zamanında da sıcaklığı ateş işte güneşten bilmiş güneşe tapmış. Nitekim hani o bizim korktuğumuz aslında orası.
Ya da tamamen maddeye demiş ki evet doğa ana var ve her şeyi doğa yarattı. İşte bu şeftali ağacı için ben bu şeftali ağacına teşekkür etmeliyim. Çünkü o yaptı, toprak bizi besledi deyip asıl arkadaki mekanizmayı unuttuklarında yanılmışlar diyor. Yoksa gerçekten öyle. Yani biz şeftali ağacını daha şeftali alacağız yani. Şeftali yemek istiyorsanız bu ağacın varlığı gerekli bizim için. Tabiatçılar bu noktada doğru söylüyorlar. Ama onlar sadece birinci mertebeden akıllarını sadece maddi boyuta indirdiklerinden maddesel bazda görürler her şeyi diyor. Onların anlayamadıkları, yani kişi anlamadığında burada yanılır, yoksa yanlış değiller ama eksikler demek istiyor İmam Gazali. Aynen bunun gibi yıldızları ilahi sebepler arasında müessir, etkili sayan müneccimler de bir dereceye kadar yine doğru söylerler. Çünkü işte güneşin doğmasıyla, yani dünyanın hareketiyle güneşin doğması, yine dünyanın hareketiyle güneşin batması, işte dünyanın kendi etrafında dönmesi gece gündüz, dünyanın işte güneş etrafındaki o sistemde dönmesi mevsimsel olarak, değil mi? Bunlar sebebiyet veriyor. Biz mevsimsel olarak farklı, mesela bu dünyada direkt bu bile biz gözü bir gösterge. İşte bir mevsimde buğday çıkarken bir mevsimde karpuz çıkıyor, başka bir mevsimde siz ne yapıyorsunuz? Dünyanın güneşten aldığı ışığın derecesine göre dünyadaki yetişen, topraktan çıkan meyve sebzenin türü değişiyor. İnsan nasıl değişmesin, öyle değil mi? Bu kadar ruhsal bir tarafı varken insanın dünyanın kendi etrafında ya da güneş etrafında dönmesiyle, geceyle gündüzle bitkilerin metabolizması değişip işte ne yapıyor kışın? Yapraklar dökülüyor. Tamamıyla bütün ağaçlar için de bu değil tabii ki. Yapraklar dökülüyor, ondan sonra bir döngünün devamı oluyor, değişiyor. İşte sonrasında ağaçlar çiçek açıyor. Bakın bir süreç var. Ne oldu? Dünya kendi etrafında döndü. Mesela gün içindeki o sıcaklık, soğukluk değişimleri. Tabii ki orada ay ben dönerken bana yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Ben dünyanın etrafında dönerken yaklaşıyorum, uzaklaşıyorum. Mevsimler benim hayatımda yediğim meyveyi, sebzeyi etkilerken tabii ki benim ruhsal haletimi de etkileyecek. Ya da ben orada kendi etrafımda ya da güneş sisteminde dönerken bazen Satürn'e yaklaşıyorum, Mars'tan uzaklaşıyorum, bir anda onunla yakın oluyorum. Bir anda retro hareket dediğimiz o harekette en yakın temasıma geçiyorum. Dünyanın manyetik alanı değiştiği gibi benim manyetik alanım ruhum olduğu için ben de değişiyorum. Değişik olaylar dünyada, mesela diyoruz ya hani özellikle hani Allah muhafaza depremler olabilir deniyor işte bazı durumlarda, ya da deniyor ki hava çok sıcak olacak. İşte toprağın verimi düşecek, nem oranı düşeceği için mesela şu dönemde o bekleniyor özellikle. Niye? Çünkü işte hem güneş patlamaları var hem de işte yaşanılan astrolojik hareketlere göre ben çok yer vermiyorum ama daha çok yer vermeye çalışacağım bundan sonra. Ama çok fazla astrolog arkadaşımız bunları anlatıyorlar. Benim vazifem evet hem bunları anlatmak ama bunların dışına çıkabileceğimizi söylemek. Benim misyonum bu diyorum ben. Arkadaşlar ben mesela çok dinliyorum bu komplo teorileri ya da gerçekleri, olasılıkları anlatan arkadaşlarımızı. Herkes diyor ki ne yapalım, öldük mü bittik mi? Hayır, öldük bitmedik. Biz bu alem benim için yaratılmış. Güneş benim için, ay benim için yaratıldıysa ben onun sunduğu manyetik alanın, yani Allah beni orada zayi etmeyecektir. Zayi edecek bir varlığın emrine bunları vermez. Ancak diyor ki sen hayatımı güneş yönetiyor, yıldız yönetiyor, Mars İkizlere geldi, işte ay yengeç burcuna geçti, şu öyle oldu, böyle oldu deyip bütün hayatındaki bunların arkasındaki mekanizmayı görmediğinde de eksik kalıyor. Evet, bir tabiatçılar var dedik, bir müneccimler var dedik. Müneccimler yıldız ilmiyle uğraşanlar, bugünün adıyla astrologlar. Tabiatçılar da özellikle tabip dediğimiz tıp ilmiyle ya da işte ne diyelim fiziksel alemle ilgilenenlere de dersek, biri komple her şeyi maddeye bağlıyor. Biri komple hepsini işte yıldızların ya da gezegenlerin haline bağlıyorsa bir yönüyle doğrular. Kesinlikle bu mekanizmalar var. Ancak eksikler. Ve burada hani özellikle benim bu yayını açmamın sebebi hani işte şirket girme korkusu ya da ne diyelim caiz olma, acaba bu doğru mu? Ama bunu soran arkadaşım dediğim gibi yediği bir işte üzüm tanesinin onun şekerini yükselttiğine inanıp bunu söylüyorsa, ki bu mümkün zaten, öyle olabiliyor tabii ki,
burada şirke girmekten korkmuyorsa Mars ikizleri geçtiğinde, ki şu anda o var, o yüzden onu da bir minik anlatacağım. Evet arkadaşlar, işte aman kazalara belalara dikkat edin, daha fevri, daha aceleci olduğumuz zaman dilimleri, dilinizi biraz daha yumuşatın cümlelerinde, çünkü diyor Mars ikizler geçtiğinde kişi daha fevrileşir. Nasıl sen tereyağını yediğinde sende kolesterol olacak diyorlarsa, ki Canan Hoca olmayacak diyor. Ben de ona inananlardanım. O şunu söyle, o bana şöyle bir ufuk açıyor. Zaten sahip olduğum bir bakış açısıdır bu. Siz bir maddeye teslim olduğunuzda size evet yer bitirir. Ya da bir yıldıza teslim olduğunuzda yer bitirir. Ancak bunlar bana hizmet etmek için varlar. Ben bunları organize edebilecek bir ruha sahibim. Ben bunların üzerinde bir varlığım. Benim, bakın alemde en son insanın yaratılmasının hikmetlerinden bir tanesi budur. Siz evinize bir kıymetli misafir aldığınızda evi temizlersiniz, güzelce sofralar hazırlarsınız, onun isteyebileceği çayı, kahve hazır mı, işte yemek hazır mı, ara sıcak, işte ne diyelim, ana yemek ya da ön başlangıç ya da meyve var mı, değil mi, bir misafiriniz geleceği zaman. İşte Allah insanı yaratmazdan evvel, ki insan dünya yaratılmışlar içerisinde son türdür insan türü ve insan türleri vardır aslında. Yaratılmış son türdür. Neden? Çünkü önce onun geleceği mekan ona hazırlanmıştır. Ay, yıldız, güneş, işte toprak, ateş, hava, su ya da o topraktan çıkan karpuz, şeftali ya da o hayvansal besinler, tereyağlar, yumurtalar, tuzlar. Bunlar ne deniyor? Çünkü insanın bunlara evet ihtiyacı var. İnsan nerede yanılıyor? Kendini tek boyutlu bir varlık gördüğünde yanılıyor. Sadece hayatını bunlara bağladığında yanılıyor. Evet, ben nitekim zamanında güneşin böyle işte ısıtması, ondan sonra gittiğinde insanlar işte biz cezalandırıldık diyorlar. Görüyor musun? İşte güneşi Tanrı kabul ediyor. Ve güneş gitti, evet bizi cezalandırdı. Niye? Biz çünkü bunu yapmıştık diyorlar. Ya da işte ayın büyülmesi, küçülmesi, özellikle o şey dönemde, hani bütün şeyler için demiyorum çünkü insanlık her zaman çok ileriydi aslında. Sanki insanlık zamanla ilerlemiş gibi gözüküyor. Hayır, insanlık zamanla aklını kullanmayı daha çok öğreniyor. Bu bedeni ya da bu dünyada yaşamayı daha çok öğreniyor. Bu dünyada insan acemiliğini atıyor, öyle diyelim. Yoksa aklıyla, ruhuyla tam ve bütün bir varlık insan. Özellikle de ilk yaratılmış insanların bizlerden farkı şu, onlar ruhsal mekanizmadan uzaklaşmadıkları için bilgiyle, bakın ruhsal bilgide her şey var. Allah ilk bilgiyi bize yansıtmış, kendi ilmini yansıtmış. Fakat biz maddeye bu kadar bağlanıp o ruhsal bilgiyle aramıza perdeler geldikçe ilahi bilgiden uzaklaşmışız. Şimdi tekrar tekrar keşfettikçe, aa şunu keşfettik, aa bunu bulduk. Biz önceki insanlar demek ki çok geriydi diyoruz. Hayır, tam tersi, çok ileri bir güruhtan insanlık perdelendikçe bence zayıf bir hayata doğru indi, iyice madde boyutuna indi. Şimdi tekrar açılıyor, ruhsal boyutla bağlantıya geçiriliyor. İnsanlık yine ilerliyor. Ancak bu ilerleme zaten ilk insan başladığından itibaren vardı. Çünkü Allah diyor ki Adem'i yarattı ve Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Ve bütün her şeyi öğretti. Bütün isim ve sıfatlarını öğretti. O yüzden şimdi bazen bu İşte 15 bin yıl önce ya da işte 13 bin yıl önce bulunmuş medeniyetlerin işte Göbekli Tepe ne kadar ileriydi acaba falan filan denirken, çünkü insan o zaman bu kadar maddeyle perdelenmemişti. Bu kadar bir şeylere bağlamıyordu. Ruhundan haberi vardı. O ruhunun sahip olduğu bilgiyle yakındı. Kalple iletişimi vardı. Bizim kalplerle bağımız kesildi, koptu. Biz her şeyi yedim, aman bunu yedim, hasta oldum. Rüzgar esti, bu benim Adana'da yaşadığım için Adana'da, aman yavrum cereyan yapmasın, hasta oluruz. Ya arkadaşım, işte bu kadar kendini zayıflaştırdığında kulunun zannı üzere olan Allah ne yapıyor? Sen o rüzgardan hasta olacağını düşünüyorsun ya, hasta oluyorsun. Bu sefer buna inandığın için. Hasılı konumuzu tekrar İmam-ı Gazali'nin anlatmak istediği, benim de ona aracı olmak istediğim yere gelecek olursak arkadaşlar. Evet, yediğimden içtiğimden hasta olur muyum? Evet. Gökyüzündeki Mars'ın ikizlere geçmesi, ayın 28 gün boyunca dönüp her gün işte şimdi yengece geçmesi, arkasından işte tekrar aslana geçmesi, ne bileyim sonrasında akrebe geçmesi, terazide dolanması benim günlük hayatımı etkileyebiliyorsa, bu arada dünyanın ben zaten gün içinde etkileniyorsam, bunların hepsi kabul, bunların hepsi gerçek,
Evet. Yanıldığı nokta ne? Bütün bunları tek yönüyle bilen insanların yıldızları asıl ve merci olarak kabul edip başka kuvvetin emrinde olduklarını bilmemek. Güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır. Araf suresi 54. ayette geçtiği gibi ayetin ifade ettiği gerçeği görmemektir. O halde yıldızlar arkadaşlar işçi bile değildir. Belki işçiler meleklerdir. Yıldızlar ise meleklerin emrindedir. Nitekim bedeni oynatmak hususunda sinirler, dimandaki kuvvetin emrinde çalışırlar. Böylece yıldızlar aşağı hizmetçilerdendir. Ancak bunların mevki dört tabiat gibi ayakkabı yeri değildir. Belki bunlar kapıcıdır. Dört tabiat ise en aşağı hizmetçilerdendir. Yazı işinde kalem en aşağı hizmetçi olduğu gibi. Değil mi? Çok güzel anlatmış. Yazı işinde kalem. Sen diyebilir misin? Ben kitap yazmışım. Kalem olmasaydı yazamazdım. Bu kalemi yöneten benim aklım. Kalbimdeki bilgi aklımda, nefsimde. Nefsim irade ediyor. Bu elde yazıyor. Bu kalem de buna aracı oluyor. İşte diyor gökteki yıldızlar bile ya da senin yediğin, içtiğin, beslendiğin besinler bile işçi bile değil diyor bak. İşçiler meleklerdir. Çünkü Allah her şeyi melekler vasıtasıyla yapar. Yıldızlar, bu kalem, yediğin karpuz, içtiğin su, bunlar meleklerin emrindedir. Melekler kimin emrindedir? Tabii ki ilahi olan, sonsuz ilim, kudret, merhamet sahibi yüce yaratıcının emrindedir. Bunu bildikten sonra her daim Mars ikizlere geçti. Arkadaşlar daha fevri olabiliriz dendiğinde o Mars'ı ikizlere geçirenin Allah olduğunu bildiğim müddetçe. Ayın menzil menzil dolaşıp burç değiştirdiğinde benim günlük duygu durumumu değiştirdiğini biliyorum. Fakat bunu yapanın Allah olduğunu müddetçe, bunu melekleri vasıtası yoluyla yaptığını bildiğim müddetçe. Doktor Ahmet benim iyileşmeme vesile olduğunda, vesile olanın Ahmet ama şifayı verenin Allah olduğunu bildiğim müddetçe. Emine'nin vesilesiyle daha iyiyim dediğinde, vesile Emine nasıl işte beni ısıtan güneş gibi gözükse de o bir vesiledir. Beni ısıtan Allah'tır. Ancak güneş buna vesiledir. Bunu bildiğimde arkadaşlar Allahu alem, doğru olan budur işte. Yanıldığımız nokta, bizlerin korktuğu nokta bunları bu maddeden bilmektir. Ama biz zaten günlük hayatımıza zaten her şeyi maddeden bilerek zaten bu yanılgıya düşüyoruz. Ben sadece bunu fark ettirmek istiyorum sizlere. Bilelim. Zaten biz bu caiz olmama durumunu zaten madde aleminde yaşıyoruz. Ama biz o üç boyutumuzdan haberdar olalım. Bu maddenin emrimizde olduğunu bilelim. Emrimizde derken biz ister kullanırız ister kullanmayız. Bize gelen mekanizmalara karşı da kendimizi nitekim ilahi koruma altındayız. Fakat bu istediğimiz müddetçe istediğimiz boyutta bizde var. Bunları haberdar olmak, bu noktada müdahale edebilmek. Kadere bizim müdahalemiz nasıl olur diyor ki bakın Saat suresinde. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Çünkü Allah-u Teala bir şey yaratacağı zaman sebep lazım ona. Bir çocuğun dünyaya gelmesi, bir kadınla bir erkeğin birleşmesi. Evet Allah bir insanı yaratacak ama onun yardımcıları kim bu dünyada? Bir kadın ve bir erkek değil mi? Rabbim bunları zaten ilmek ilmek Kur'an'da da anlatmış. Bizler yeter ki onu çok gönlüyle görelim. Bu da kendimizi çok gönlüyle görmeyi seçmemizden geçiyor arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Mars'ın ikizlerinden bahsedecektim ama... Daha sonra tekrar yine bir canlı yayın açarım inşallah. Bunu kaydedeceğim zaten. Dileyenler dinleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.